Seninle anlaştığımızı sanıyordum. Hangi mevzuda? Hürrem. Bana bir söz vermiştin ama sözünü tutmuyorsun. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Nigar her şeyi anlattı Hatice. Hürrem'e ne yaptığınızı biliyorum. Benimle bir alakası yok. Vallahi orasını ben bilmem. Sultanımıza hesap vereceksin. Sultanım. Nasıl oldunuz sultanım? Afiyettesinizdir inşallah. İyiyim Zümbü. Yahya Efendi sağ olsun. Hızır gibi yetişti imdadıma. Geçmiş olsun sultanım. Duyar duymaz geldim. Sizi böyle gördüm ya, dünyalar benim oldu vallahi. Eminim öyledir Nigar Hatun. Gelin iyi oldu, ben de seni görmek istiyordum. O yüzden geldim sultanım. Sümbül Ağa'ya da söyledim. Vallahi benim bir kabahatim yok. Rüstem Paşa'dan öğrendim vaziyeti. Dün beni ziyaret etmişsin. Neydi sebebi? Niye geldin? Nasıl? Hatırlamıyor musun sultanım? Sualime cevap ver Nigar. Ben Mihrimah Sultan'la alakalı konuşmak istemiştim. Neyse söyle. Senin bildiğin Sümbül Ağa'nı saklayacak değil. Mihrimah Sultanımızla Bali Bey'i Hazbahçe'de görmüştüm. Onu haber vermek için gelmiştim yanınıza. Ne demek bu? Sen bir sultanı neyle itham ediyorsun? Haşa sultanım. Ben bilmek istersiniz diye söyledim. Malum, Mihrimah Sultanımız küçüklükten beri pek sever Bali Bey'i. Bu kadar mı? Başka bir şey söylemedi mi bana? Hayır. Çekilmemi istediniz, ben de çıktım. Sonra ne oldu bilmiyorum sultanım. En son seninle konuşmuşum. Sonra çıkıp mermer köşke gitmişim. Orada ne yaptılarsa bana... hala olanı biteni hatırlamıyorum. Bana anlatacaksın. Sultanım, ben bildiklerimi söyledim. Kese seni! Şah Sultan'ın yanından ayrılmıyorsun. Bilmiyor muyum? Sultanım, sizi temin ederim ki... Ağlar! Buyurun sultanım. Alın götürün şunu. Rüstem Paşa'ya teslim edin. Boğdurup çuvalla boğaza atsın. Sultanım. Ne diyorsam onu yapın. Böyle yılanlar istemiyorum artık etrafımda. Sultanım. Sultanım vallahi benim bir günahım yok. Hatice Sultan'ın emriydi bu. Ne dedin sen? Bana evladımın yerini bildiğini söyledi. Onunla tehdit etti beni. Dediklerini yaparsam onu bana geri vereceğini söyledi. Nigar, ne yaptılar bana? Size büyü yaptılar sultan.